Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel, pratik bir ana yemek tarifiyle geldim. Hemen yapımına geçiyorum. İlk önce haşlamış olduğum 2-3 adet patatesin kabuklarını soydum ve bir kabın içerisine aldım. Ardından bir patates eziciyle bütün patateslerimi püre kıvamına getirene dek ezdim arkadaşlar. Daha sonra bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığına yakın karabiber ve yarım su bardağı da sütüm var. Bu esnada dilerseniz kremada birazcık kullanabilirsiniz. Hemen bir spatula ile patateslerim güzelce karıştırıyorum, sütünü ve tuzunu güzelce çeksin diye. Daha sonra hemen düzeltip kenara alıyorum. Ardından tavuk sotemin yapımına geçiyorum. Tavama aldığım bir miktar soğan yağının üzerine bir adet tavuğun göğsünü küçük küçük doğrayıp ve ilave ediyorum. Suyunu salmaya yakın hemen küçük boy bir soğanımı yemeklik doğradım ve kapağını kapattım. Suyunu salan tavuğumla beraber soğanlar da yumuşayınca üzerine bir adet sivri biber, bir adet kapya biber ilave ettim. Daha sonra tekrardan kapağını kapattım ve e, soteleme işlemine başlıyorum artık arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra böyle yağını çekiyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen o esnada tuz, kimyon, körü karabiber ve kırmızı toz biber kullanıyorum. Baharatlarımı ekledikten sonra hemen bir e, çay kaşığından birazcık fazla salça koyun ya da bir adet rendelenmiş domates koyabilirsiniz salça yerine. Ve hazır artık sotem. Ben onu hazırlamış olduğum tavuk püremin üzerine koydum arkadaşlar. Hepsini güzelce küçük boy borcama koydum ki airfryer'da pişireceğim. Siz kendi boyutunuza fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ardından kenarda rendelemiş olduğum kaşar peynirini de serpiştirip hemen fryer'ın içerisine gönderiyorum. Alt haznesine airfryer'ın içerisine koyuyorum arkadaşlar. Ve böyle 9-10 dakika 200 derecede ya da 100. 195 derecede pişiriyorum ve sunuma hazır. Sizler artık sunum kısmını izlerken ben de videomun sonuna gelip veda ediyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Sizlere mutlaka dönüş yapıyorum arkadaşlar. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.